Uygulamalar ekranı sayfa 1-3 ara. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu yazılım güncellemesi. Telefonuma küçük boyutlu yaklaşık 100 küsür megabayt bir boyutu var. Yazılım güncellemesi geldi. Şimdi o yazılım güncellemesinin yeniliklerini göstereceğim size. Tabii canlı canlı güncellemeyi yapmayacağım. Kaydı bitirdikten sonra yapacağım güncellemeyi. Bir de güncellemeyi programla özelliğini göstereceğim. Bu özellikten nasıl istifade edebileceğinizi göstereceğim. Tabii dolaylı yoldan güncellemeyi programla seçeneğinin ne demek olduğunu da göstermiş olacağım. Hemen ayarlara girelim. Ayarlar. Ayarlar. Yazılım güncellemesi mevcut. Sayfa ayarıcı dışında. Evet. Burada ayarların en üst kısmında da gösterdi zaten. Bakalım bu başlığın altında ne varmış? Sonra düğme. Güncelle düğme. Sonra düğme. Sonra ve güncelle seçenekleri varmış. Sonra düğmesine bastığım zaman ayarlar. Ayarlar. Başlığın üstündeki ya ayarlar başlığının üstündeki güncelleme bildirimi kayboldu. Şimdi aşağı iniyorum. Ayarlar. 35 öğleden 26.35 arasındakiler gösteriliyor. Yazılım güncellemesi indir ve yükle Y31/35. Yazılım güncellemesi indir ve yükle Y. Y dediği yeni içerik var. Yani indirilmiş bir yazılım var. Onu yükleyeceğiz. İndir ve yükle dediği önce indir sonra kur. Ama ben indirdiğim için indirme işlemini beklemeyeceğiz. Giriyorum buraya. Yazılım güncellemesi. Bu arada ben şunu... Bir üzerinden otomatik indir, yazılım güncellemeleri bir ağına bağlanıldığında otomatik olarak indirilir. İşaretli, kullanımda anahtar 2/5. Etkinleştirilmek için 2 kez dokunma. Devamlı açık tutarım. Bu olduğu zaman yazılım güncellemeleri otomatik indirilir. Ara, düğme, liste dışında. Son güncelleme, son güncelleme 24 Ağustos 2022 tarihinde 19.45 saatinde yüklendi. İndir ve yükle, son kontrol tarihi. 21 Eylül 2022 mobil ağlar yoluyla indirme yapmak ek ücretlerin uygulanmasına neden olabilir. Mümkünse bunun yerine Wi-Fi yoluyla indirim. Y1/5. Etkinleştirilmek için 2 kez dokunma. Bu da küçük bir bildirimdi. Burada da Y diyor. Yani yeni içerik mevcut. Yeni bir içeriğin mevcut olduğunu söylüyor. Ki o içerik de zaten bu yazılım güncellemesi. Açıyorum burayı. Yazılım güncellemesi. Yukarı gezinir. Düğme. Liste dışında. Yazılım güncellemesi. Şimdi burada neler yapabiliyoruz? Neleri kontrol edebiliyoruz? Neleri görebiliyoruz? Bakalım. Güncelleme yüklenmeye hazır. Evet. Güncelleme dosyası indirilmiş olduğu için güncelleme yüklenmeye hazır diyor. Daha önceden indirmemiş ve şimdi indiriyor olsaydım bunun yerine aşağıda bir bar çubuğu görünecekti. Sürekli ilerleyen bir bar çubuğu. Telefonunuz güncelleme yüklendikten sonra yeniden başlayacak. Evet, böyle bir bildirim var. Yenilikler. Yenilikler. Güncellemenin içeriği hakkında bilgi edinin. Evet. Güncellemenin içeriği hakkında bilgi edinin diyor. Bakalım. Bu güncellemenin içeriği hakkında bilgi edinin. İşlevlerin genel kararlılığı iyileştirildi. Yazılım güncellemesi bunlar bile sınırlı kalmamak üzere şunları içermektedir. Cihaz kararlılık geliştirmeleri ve hata düzeltmeleri. Yeni ve veya geliştirilmiş özellikler. Performans üzerinde başka iyileştirmeler. Cihazınızdan en iyi sonuçları almak için lütfen cihazınızı güncel tutun ve yazılım güncellemelerini düzenli olarak kontrol edin. Şu adresten daha fazla bilgi edinin.
https://docs.samsungmobile.com/smtren115p/tour/doc.html Bağlantılar kullanılabilir. Görüntülemek için aşağı ve sonra sağ hızlıca kaydırma hareketini kullanın. Evet, burada böyle bir bilgi var. Şöyle devam edelim. Yazılım güncellemesi bilgileri. Sürüm A115. Bunu geçelim. Güncelleme sırasında telefonunuzu acil durum aramaları için bile kullanamazsınız. Güncellemeden sonra bazı ayarlar değişebilir. Bu güncelleme kişisel verilerinizi etkilemeyecektir, ancak her ihtimale karşı verilerinizi yediklemek her zaman iyi bir fikirdir. Evet, böyle de bir dipnot düşmüşler güncellemenin altına. Yüklemeyi kilogramla, düğme. Etkinleştirilmek için iki kez dokunma. Şimdi yükle, düğme. Şimdi yükle, düğme. Yüklemeyi programla ve şimdi yükle düğmeleri var. Şimdi yükle düğmesine basarsam birkaç saniyelik beklemenin ardından telefon kapanır ve güncellemenin yüklenmesini başlatmak üzere yeniden açılır ve güncelleme o saniyede, o dakikalarda daha doğrusu yüklenir. Şimdi yüklemeyi programla seçeneğine bakalım. Yüklemeyi kilogramla. Şu saate otomatik yükleme. 01 saat düğme. Burada saatlere, günlere, dakikalara göre programlayıp işiniz bittikten sonra tamam düğmesine basabilirsiniz. Yazılım günce. Ama ben bunu yapmayacağım. Şimdi yükleyeceğim bunu. Bu videoyu bitirdikten sonra tabii. Hiçbir yazılım güncellemesini programlamam ben, bekletmem. Geldiği zaman hemen yüklerim. O ne ana ekranı? Yazılım. Apple geç. Apple geç.